Selamun aleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün biliyorsunuz Fenerbahçe Galatasaray derbisi var. Biz de abone olan arkadaşlarımızdan Emre Çetinkaya ile bugün Fenerbahçe Galatasaray derbisi yapmaya karar verdik. Umarım heyecanlı olur. Biliyorsunuz Fenerbahçe Galatasaray maçları her zaman heyecanlı ve çekişmeli olmuştur. Emre Çetinkaya Galatasaraylı olduğu için Galatasaray'ı aldı. Ben de Fenerbahçe'yi aldım. Benim Fenerbahçeli fazla oyuncum yok. O yüzden ben de şöyle bir şey yaptım arkadaşlar. Yani kendi kadromuzun kendi has oyuncularını aldık ama Fenerbahçe Galatasaray takımlarını aldık. Sarı kırmızı sarı lacivert formayla karşı karşıya geleceğiz. Bakalım iyi olan kazansın diyoruz. Herkese bol şans. Benim kadrom bu şekilde. Son dönemlerde orta kafa gol oynamaya devam ediyorum. Bu aralar tekrar bir orta kafa gol durumuna geri döndüm arkadaşlar. Şöyle bir bakalım kadromuza kimi dahil edebiliriz. İkinci yarı değişiklik yapabileceğimiz oyuncular var. Şimdilik böyle kalsın. Eğer önde olursam rakibimiz de bu şekilde güzel bir kadro ile geliyor. Yüzlükleri düzmüş ön tarafa, tehlikeli bir durum. Eğer ki öne geçebilirsem arkadaşlar, şöyle 1-2-0 hani oyun aleyhime gitmezse, oyun benim lehime giderse ikinci yarı öyle yaprak falan denemeyi de düşünüyorum. Ama öncelikle maçı kendi lehimize almamız lazım. Bakalım şöyle Maradona, eğer maç güzel olursa ikincisini de ayarlayabiliriz. Şimdi Abdullah topu Ronaldo'dan Mbappe'ye, aradan oynama düşüncesi, goller. Goller karşı karşıya, goller ve gol. Goller attı golünü. Tekrarını izliyoruz. Mbappe'den olağanüstü bir ara topu. Çok güzel bir ara pası geldi ve 1-0 öne geçtik. Dakika 3 maçın başı. Ama gaflete kapılmamak lazım. Çünkü rakibimiz iyi bir oyuncu. Kadrosu da iyi. Hemen beraberliği de bulabilir. Şöyle yerden göndereceğim bu sefer. Yerden harika bir ara topu yine. Harikasınız çocuklar. Ronaldinho içeriye sokuldu. Ronaldinho çekti, vurdu. Kaleciden döndü. Ben bunu nasıl kaçırırım? Cancelo. Verdi pasını Koller. Koller yerden vurdu kaleci. Kaleci son anda parmaklarının ucuyla çıkardı pozisyonu. 2-0 olacaktı Veti. Hemen şuradan şu taktiğimizi deneyelim. Eğer engel olmazsa, olmadı. Orta çok kötü yere geldi. Ronaldo orada. Cristiano Ronaldo. 2-0. Tüh, ben bastım. 2-0. Dakika kaç? Dakika 8. Çok iyi başladık maça. Harika başladık. Ama maçın süresi kısaymış ya. Onu uzatmayı unuttum. Bir aradan daha gönderebilirsek. Cristiano Ronaldo. Üst direkten. Dakika 9. 3-0. Ne oluyor? Ben böyle bir başlangıç, böyle bir maç görmedim. Rakip de eminim şoktadır. Ben de şoktayım. Bu kadarını beklemiyordum. Vallahi bu kadarını beklemiyordum. Dakika 10, 3-0. Olacak iş değil. Rakip başlayamadı bir türlü maça. Şimdi bak. Verdi bekim ileriye doğru. Tüf, yukarıya atmak istedim ama. Ver Mbappe. Hadi be. Geçse 4. gol gelecekti. Petrce. Davies. Davies'ten Iniesta. Ansu Fati. Ne oldu öyle bir? Nasıl bir başlangıç oldu ya? Videoyu beğenirseniz arkadaşlar beğenmeyi unutmayın lütfen. Desteğinize ihtiyacımız var biliyorsunuz. Şimdi alabilecek miyiz? Rehavete kapılmayalım ne olur ne olmaz. Ver aradan. Ronaldinho. Harikasınız. Ver aşağıya oğlum. Sen de harikasın. Ver Beckham aşağıda. Ronaldo bomboş bekliyordu seni orada da. Şimdi Alaba. Beckham. Donma oyun. Hayır burada donma. Çok güzel yakalamıştım ya. Yapma be. Tüh. Çok kötü oldu orada donması. Şimdi Cristiano Ronaldo. Ronaldo'dan bir ölü yaprak denemesi olmadı. Tuhaf gitti. Ya orada donma be. Tüh. Çok iyi yakalamıştık. Cancelo verdi pasını Ronaldinho. Oynadı David Beckham. Beckham alamadı. Patrick Vieira. Messi. Pozisyon vermemek lazım. Çünkü rakip 3-0'dan 3-3'e de getirebilir. O potansiyele sahip bir oyuncu. Bakmayın biraz kötü başladı sadece ve Ansu Fati göğsüyle kontrol etti. Bomboş kale. Yani top kendisine çarpsa gol olacak. Niye vurmadı Ansu Fati? Kendisi vurmuştur. Emre kesinlikle vurmuştur. Ama işte oyuncular bazen bunu yapabiliyor. Şimdi aradan bir top. Harikasınız. Çok tehlikeli bir atak. Yakaladık orada. Verdi Mbappe'ye 4-0. Mbappe 4. golü attı. Bak orada Ansu Fati atsaydı maç 3-1'e gelip farklı bir yere gidebilirdi.
Ama Ansu Fati, tabii şimdi onlar da moral olarak yıkıldılar. Bir anda 3 gol üst üste yiyince. O yüzden yıkıldılar. Şu an oyun tamamen bizim lehimize, kontrolümüz altında geçiyor. Harika yöndeyiz yani. Ben bu kadar beklemiyordum bir anda. Haaland ve gol. Erling Haaland attı golünü. 4-1. Bol golle. İnşallah bu akşam Fenerbahçe Galatasaray maçı aynı bu şekilde olur. David Beckham kaptırdı. Bak, iki gol üst üste yemek her zaman çok tehlikeli ve sıkıntılı bir durumdur. Haberiniz olsun. Bunu yapmamaya çalışın mutlaka. İki gol üst üste yememeye çalışın. Yani ne kadar önde de olsanız, iki gol üst üste yediğiniz anda her şey değişebilir. Tut onu, hadi be, tık, ayağının arkasından geçti top. Ronaldo'nun sağlık olsun. Patrick Vieira, Arnold, Messi, Maradona. Galatasaray'ın böyle bir kadrosunun olduğunu düşünsenize. Alexander Arnold. Yukarı oynadı Ansu Fati orada. Ansu Fati indirdi. Patrick Vieira. Ronaldinho baskı yaptı, aldı. Şimdi Ronaldinho döndü. Hemen oynadı. Mbappe'ye geçmedi. Son anda Davis ayak koydu. Şimdi koller. Ver aradan Ronaldo'ya. Cristiano Ronaldo. Attı deparına gidiyor. Cristiano Ronaldo. Yetişebilen aşk olsun. Verdi pasını. Kylian son anda yine kaleci. Kaçırdı Kylian Mbappe. Kaçacak kişi pozisyon değil Mbappe ya. Burada pas atmak hatalı olur. O yüzden geriye dönmek zorunda kaldık. Beckenbauer. Hemen oynadı Cancelo. Verdi pasını Ronaldinho. Aşağıda Mbappe. Mbappe'ye doğru bir top. Geçti o top. Mbappe de attı o golü. Kylian Mbappe. Ve 5-1 mi oldu? Evet, 5-1 olmuş. İlk yarı 6 gol var. Efsane bir maç oluyor. Şimdi Kylian Mbappe hemen aradan oynadı. Koller, koller, aldı topu koller. Şimdi 6. golle atamadı koller. Ya koller yapma şunu, gözünü seveyim ya. Koller kaçırdı. Kafayla indirebilecek miyiz? Erling Haaland çok güçlü bir oyuncu. Seken top Messi'de kaldı. Messi. Messi. Messi verdi pasını Arnold'a. Bir arkadaş düşüncesi oradayız tabii ki. David Alaba. Ronaldo hemen oynadı, geçmedi be. Hadi be Ronaldo. Patrick Vieira. Haaland. De Ligt. Cancelo. Arkadaşlar, sizlerle de maç yapmamı istiyorsanız eğer bana yazın. Ben elinden geldiğince ayarlamaya çalışacağım. İnşallah. Şimdi Kylian Mbappe yukarıda bomboş. Kylian Mbappe ve 6. gol. 6-1 ilk yarı bitmeden 6. golü attık. İlk yarı 7 gol var. Harika bir maç. Tabii benim açımdan harika bir maç. Saray-Hisar Futbol Kulüp 11 şutun 10 tanesi kaleyi tutmuş. Yani benim son dönemlerde oynadığım en yüksek performans. Yani gerçekten kendime hayret ile, şaşkınlık ile bakıyorum yani, öyle söyleyeyim. Yani ben bile kendime hayret kaldım. Bu neyin aşkıdır, neyin coşkusudur anlamadım. Çok güzel bir maç oluyor benim açımdan. Hadi be. Tüh. Şimdi De Bruyne. Oynadı. Ronaldo yukarıda bomboş. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo attı deparını, girdi içeriye. Şimdi oynadı pasını. Bir şut. Maçın ikinci yarının başında geldi. 7-1. 7. gol geldi. Kylian Mbappe. 7-1 oldu. Gavi, Ansu Fati, Davis. Davis attı deparı, verdi pasını Ansu Fati, tekrar Davis oynama düşüncesi. Biz oradayız tabii ki ama alamadık. Havada kaldı top sanki bir an öyle. Cristiano Ronaldo ileride bomboş. Ronaldo'ya bir havadan uzun top. Şimdi Ronaldo kafayla indiremedi. Tüh. Ben acele ettim orada, aslında önümde alan da vardı, topu sürebilirdim. Koller offside. Koller offside. Arkadaşlar, benim şöyle bir prensibim var. Rakibinize saygı duyuyorsanız rakibinize hani gol atın. Ben böyle düşünüyorum. Çünkü neden derseniz, şimdi tamam Emre güzel bir oyuncu. Şanssızlığı var şu maçta. Ben bunu çok iyi biliyorum. Çünkü kendisiyle daha önce de oynamıştık. Şu an inanılmaz şanssızlığı var ve takım da kötü duruma düştü şu an takımı. O yüzden ben istediğim kadar şu an pozisyon bulup gol atabilirim. Şuradan da şöyle yaparsak. Bir tane dokun lan. Atamadık. Vur koller, vuramadı. Vur, sen kimsin? David Beckham dışarıya. Şöyle, şunu demek istiyorum. Şimdi ben bu rakibi böyle yakalamışken atacaksın.
Neden mi? Çünkü ben bu rakibe gol atmazsam, boş kaleye kaçırırsam ya da gevezeliğe vurursam işte rakibime saygısızlık etmiş olurum. Ben böyle düşünüyorum. O yüzden rakibinizi yenebildiğiniz kadar, atabildiğiniz kadar atmanız gerekiyor ki rakibinizi ne kadar ciddiye aldığınızı görsün. Yani ben böyle düşünüyorum. Bilmiyorum yanlış mı düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz onu hiç bilmiyorum arkadaşlar. Bana düşüncelerinizi bildirin. Hani ben burada rakiple dalga geçer gibi alaycı hareketleri değil de ciddi bir şekilde oyunumu oynayıp maçı farklı da olsa kazanmak istiyorum. Yanlış mı düşünmüyorum bilmiyorum. Ansu Fati. Bir kafa çeken top Bekan Babur'un önünde kaldı. Yani Emre çok şanssız bir maça çıktı gerçekten. Bir plase üstten dışarıya. Gavi. Gerçekten çok şanssız bir döneme denk geldi öyle diyeyim. Çünkü ben bu kadroyu özenle hazırlamıştım. Özlediğim için orta kafa golü de fazla orta kafa gol de yapmadık. Düzülüşler uyuşmuyor bazen. Hani bence düzülüşü de benim düzülüşe uymadı. Farklı bir düzülüşle gelse farklı olabilirdi maç. Harika bir pas. Bir şut kaleci son anda çıkardı. Vallahi harikasın. Adam oynuyor abi. Bak gerçekten bakmayın bu maçın şu şekilde olduğuna bakmayın. Şanssızlık, talihsizlik yaşadı. Ama bu maçın böyle olduğuna bakmayın. Adam çok iyi bir oyuncu. Ben kendisiyle daha önce de oynamıştım zaten. Koller kafayla indirdi. David Beckham verdi pasını. Şimdi Koller'e bir neydi? Rabona yaptı. Geçmedi. Messi. Ronaldo. Messi'yi kaçıracağını tahmin ettim. Biraz oyuncuların, rakiplerinizin ne yapabileceğini tahmin ederek oynarsanız, tahminlerinizi de tutarsa eğer, şuradan bir öyle yaprak gelir mi? Bir şut denemesi. Çok kötü Ronaldo yorgun. Yorulduğu için vuramadı. Aslında şimdi Lampard'ı falan da alabilirim oyuna da gerek yok. Oyun durmasın maksat. Rakibinizin ne yapabileceğini tahmin edin. Adam kaptırdı mı? Kaptırdı. Şimdi Mbappe. Mbappe'ye doğru gönderemedik pardon. Koller Mbappe'yi atamadı. Düzeltelim hemen. Pedri, Ansu Fati. Şimdi orada David Beckham. Hemen oynadı Ronaldinho. Beklemiyordu topu. Alabilir mi? Hadi Ronaldinho. Alamadı. Gavi, Davies. Tekrar Pedri'ye doğru geldi top. Gavi harika geliyorlar. 4 kişi aşağıda. Bu nasıl bir atak? Kalabalığa bak. Orta içeriye. Son anda David Beckham orada şimdi uzaklaştırdı. Harikasınız. Harikasınız çocuklar. Biz de bir kontrayı yakaladık. Dokunabilir mi Mbappe? Dokundu. Dokun sen de. Koller atamadı. Koller atamadı. Kaçıncı kaçırışımız bu ya? 10 olurdu belki bu maç. Rakip de kaçırdı. Şimdi Cristiano Ronaldo. Ronaldo'dan bir ölü yaprak düşüncesi olmadı. Tüh, sağlık olsun. Ben bayağıdır ölü yaprak da vurmuyorum. Elim soğumuş yani onun farkındayım. Ama dün akşam oynadığımda güzel bir ölü yaprak vuruşu yapmıştım da kaleci çok harika bir şekilde inanılmaz bir şekilde çıkarmıştı yani öyle söyleyeyim. Ben öyle bir kurtarış görmedim hayatımda. Pedri verdi. Alexander Arnold hemen oynadı Messi. Delight. Beckham. Beckham'dan bir harika ara pası daha geldi. Şimdi Koller kaleci çok yoruldu. Çok oyuncular çok yoruldu o yüzden. Koller bir de boyu uzun. 2 metre falan var boyu. 2 metre 2 santim boyunda. Boyu uzun. Fiziği ağır olduğu için çok yoruldu. Onu aslında çıkarmam gerekiyor da. Boşver zaten öndeyiz. Oyunu hiç durdurmaya gerek yok. Delight uzaklaştırdı Pedri. Gelir mi Ronaldo? Gelse dün Lampard'la bir şut çektim böyle gelişine orta sahadan. Top çatal direğinin içinden döndü ya. Kaleci zaten sadece baktı o topa. Hiçbir şekilde müdahale etmedi. Ama o sıra işte ben memlekette değildim. Başka yerdeydim. Bir kafa kaleci Ronaldo'da kaldı. Hayır pasatası yapmayın. Ver pasını verdi. Şimdi Ronaldinho ver kaç yapamadık. Bayağı yorulmuş oyuncularım ya. Ver aradan. Kylian Mbappe. Karşı karşıyayız yine. Kylian Mbappe ile. Kylian Mbappe verdi pasını. Dokun. Koller at artık onu. Dakika 88. 8-1 oldu. Yani şeye gülüyorum. Koller'in o topa dokunmadan gitmesine. Atamayacak sandım. Onu da atamasaydı. Herhalde döverdim onu. Ver pasını David Beckham geçmedi. Cointe 9 gol var. Hakem 2 dakika uzatma veriyor. Ansu Fati ortaladı. Delight
Şimdi David Alaba orada. Orta içeriye korner. Bu maç böyle bitti arkadaşlar. Bu maç böyle bitti. Bakalım. Gavi. Messi. Orta içeriye. Kafa gelir mi gelmedi. Marcos Alonso. Pedri. Pedri vuruş açısı aradı. Pedri. Pedri hakem bitirmiyor. Şöyle vurayım da bitirsin. Ve bu maç bitti arkadaşlar. İnanılmazdı. Vallahi inanılmazdı. Ben kendimden böyle bir performans beklemiyordum. Rakip oyuncu gerçekten talihsizlik yaşadı. Gerçekten talihsizlik yaşadı. Yani kaçırdığım gollerle beraber çift taneleri görebilirdik. Müthiş bir maç oldu. Keyif aldınız mı? Bunu çok merak ediyorum. Bizim için en önemli olan bu. Ellerine sağlık Emre kardeşim. Talihsizlik yaşadım. Ben biliyorum senin nasıl bir oyuncu olduğunu çok iyi biliyorum. Eminim revancı da almak isteyeceksin. Revancı da oynarız seninle. Sizlerle de maç yapmamı istiyorsanız bana destek olun. Kanalıma abone olup bu videoyu da beğenin kardeşler. Sizlerle de böyle güzel etkinlikler yapalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.